arkadaşımla dahil olmak üzere bir kısmı halk otobüsüne özelleştirmeye gideceğiz. Dolayısıyla her tarafa belediye otobüs koyması mümkün yok. Buralara daha sonrasında buralara özelleştirebiliriz veya değerlendirebiliriz diye hatlar koyduk. Hem ücretsiz hem ücretliğe kadar yazanımıza koyduk bir hizmeti. Bu dönemde başkanlarımız çok sayıda mağduriyet olduğunu geri gittiler. Ama biz onu not alalım. Belki oraya şey yaparız. Şimdi tek başına dolmuşlar olduğu zaman bir köyden çalışamıyor. Ama 3-4 köyün buluk yollarının ulaşımını biz hazır bir paket yaparsak oraya şart koyacağız. Kaç araba olacak? Aracın özelliği, büyüklüğü ne olacak? Biz belirleyeceğiz. Fiyatını da biz belirleyeceğiz. Kalkış saatlerini belirleyeceğiz. Ve buna göre orayı biz ihale edeceğiz. Miktar önemli değil. Oradaki ihale miktar önemli değil. O ihale yapması bir kontrolün gelmesi. Orada bir ulaşım hizmetinin gelmesi amaçlanıyor. Bunun için de arkadaşlarımız notlarını arıyorlar. Ulaşım daire başkanı olsun. Notaşım genel bilgi olsun. Bilgilerini alıyorlar. Oraya bir bakalım. Onlar. Şimdi 37 mahalle asfaltsız köy çavuşunu biz kaldık. Bu iki mahalle asfaltsız efendim. Yani şey mi? 30 kilometre ne kadar asfalt? 30 kilometre neden? 13 kilometre orası köy merkezinde. Yani 30 kilometre, 15 kilometre bir asfaltımızdayız. Köy merkezinde. Arkadaşlar zaten çalışma yapmışlar burada. Bizde notlar var. Burada söyleyeyim. Çivri, işte Sadıklı, Grup, Mahalle yolu. Fethiye, Bulduk yolu var. Yine Bulduk'tan Isırdere yolu. Bunlar arkadaşlar zaten ilgili çalışmaları yapmışlar. Bir bilgi vereyim başkanıma. Şimdi efendim sen otur istersen. Teşekkür ederim. Sayın başkanım bu tabii ilk etapta büyük şehir olunca hakikaten mahalle muhtarlarımız, halkımız büyük şeyler bekliyor. Tabii. Şimdi her köye mesela sizin elinizdeki araçların girme şansı biz de onu pek göremiyoruz. Şu anda küçük araçlar vasıtasıyla ulaşım sağlanabilir mi? Onun üzerinde tabii belli bir çalışma olması lazım. Ancak biz encümen arkadaşlarımızla, mahalle muhtarlarımızla da bir görüşme yaptık. İlk etapta Yazıhan, Fethiye, Tenci, Buzluk köyünden yine Hamidiye, Mısırdere, Bereketli, Kömüşhan, Durucasu hatına bir güzergah çalıştıralım diye böyle bir düşüncemiz var. Ama tabii muhtar haklı olarak ileride tabii mahallesi, ileride o dediğimiz noktaya en az 10 kilometre uzakta kalıyor. Yine Erecek mahallemiz aynı şekilde. Fakat bu muhtarımızın söylediği yolda temel malzeme şu anda temel malzeme ile beraber asfaltın yapılması. Öyle değil mi muhtar? Evet. Temel malzeme yok. Yani bizim o güzergaha koyduğumuz yollarda temel malzemesi olan yollar. Kısmen de bu ulaşımla ilgili aciliyeti olan yolları birinci kat asfalt için encümen arkadaşlar da o konuda tahtalı dörtlen yoluna stabilize olarak orada bir dörtlen tahtalı arasında mı diyorlar? O stabilizesi yapılmış şu anda. Efendim, Erecek yolun sonbaharda altyapısı yapıldı. İşte 8-10 kilometre ne kadar oranın asfaltı olacak? Evet, biz bugün o yola gitti. Yani yola Selim Bey'le o asfaltı da bizim aramız. Bir de başkan burada bir tasvir edelim. Bu bölgeye çözebileceğiz, sorun çözebileceğiz. Mahalle merkezinin kanalı yok efendim. Nerenin? Mahalle merkezi, tahtalı merkezi. Kaç tane evsin tahtalı? Efendim toplam 84 tane de. Dağınık yerler. Şimdi arkadaşlar muhtarların da bilmesi için dağınık yerlerde kanalizasyon çok çalışmıyor. Kanalizasyon yapsanız da eğer sistemde yeteri kadar su akışı sürekli yoksa oralarda tıkanma oluyor, başa bela oluyor, çalışmıyor, hiçbir şey yaramıyor. Ama toplu yerlerde zaten biz bu sene biraz suyu öncelikli aldık. Sularla ilgili çok hızlı bir hareket etmemiz gerekiyor. İkincisi de yolla ilgili. Kanalizasyonun çok aciliyet yoksa, çevre kirliliği şey oluşturmuyorsa
kanalizasyonları inşallah önümüzdeki yıldan itibaren gündemimize alacağız. Muhtarıma da atlamadım, o zaman sırayla gitmiş gibi oluyorum. Muhtar, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Muhtar tabii yamadan suyla ilgili o tahsisi bizim yapmamız çok söz konusu değil. Hekimhan'la bir mahkemenin durdurma kararı var. Orada çıkan su herhalde bir 50 litre mi şu an? Evet. Bir 50 litre su var. Toplanan sularla birlikte orası herhalde bir 70 litreye yaklaşıyor. Bunu tabii oradan buraya getirmesi su miktarının düşüklüğüne baktığınız zaman çok mantıklı gelmiyor. Onların hesaplanmasının iyi yapılması gerekiyor. Ama farklı bir noktadan biz buraya içme suyu getirebilir miyiz? Tabii maske çalışacak çünkü maske öyle veya böyle buraya kara suyu pahalı olsa, size ucuz da satsa, mesela biz suyu ucuzlattık, yazdığının bir avantajı da o. Biz onu teklif edecektik Sayın Başkanım, yalnız yani suyun şeyini teklif edecektik fakat ucuz olduğu için teklif etmiyoruz zaten o okunmayanları. Biz burada şeyi karı zararı hesap etmeden insanların bir kere öncelikle sağlıklı su içmesini temin etmemiz lazım. Ve ondan sonra da biz bunu nasıl ucuza işletebiliriz'e gideceğiz. Yani bir yerden işte pompalarla su çekip su veriyorsak biz yine güneş enerjisine döndürerek ucuzlarız. Veya uzak bir yerden yatırım yaparak oraya cazibeli su getirip onu iddiam ederiz. Bunların çalışmasını maskeyle atladıktan sonra yapacak. Biz yani burada şuradan su getireceğiz demiyorum ama Yazıhan'da içinde dahil olan birçok ilçemize, bölgemize çok uzak noktalardan su getirerek buraların sularını cazibeyle ileride daha kaliteli kalıcı çözebilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama burada bir mesafe alırsa bunu size bildiririz. Ama şeyi iyi incelemek lazım. Yani orada kalan bir 20-25 litre suyu atıyorum bir 40-50 kilometrelik mesafeden veya neyse 60 kilometrelik bir mesafeden getirilmesinin ne kadar cazip olacağı, orada en ufak bir kaçakta bölgenin susuz kalacağını hesap ederek bunların iyi hesaplanması lazım. Şimdi orada normalde su 150 litre olsaydı, biz bu bölgeye bir 70-80 litresini getirme imkanımız olsaydı, biz o projeyi hiç kaçırmadan girerdik. Hemen evet derdik ama şu anda onu iyi teknik ekibinde iyi hesap etmesi lazım. Sayın Başkanım, bizim orada suyumuz var yani bayağı bir suyumuz var. Sayın Yazan, belediye yani, başkanımız da yardımcı olursa bir iki çeşme daha bağlarız. Yani suyumuz var orada. Zaten su bizim başkanımız, Sayın Başkanım orada gelmesin. Sayın Başkanım siz de takdir ediyorsunuz. Yazan'da elektrik kesilince yani tamamen elektriğe gerçekten yazanda elektriğin kesilince sular kesiliyor. Bizim ovanın tümünün içme suyu kesiliyor. Alternatif su büyük sıkıntıdır. Yani alternatif suların olması gerekiyor. Bundan dolayı. Bunun üzerinde çalışırsın ama çok bana cevap gelmiyor. Şu anda 48 litre benim bildiğim kadarıyla. Yani şey yapılırsa 100 litre çıkartılır. Yani bilmiyorum muhtarın tabi ben Biz onu inceleyelim. Sırayla gelelim. Muhtarım sen de söz alın. Söz alan var mı? Abi muhtar buyurun. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Değerli daire amirlerine, belediye başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Koşa Mahallesi Muhtarı Hamit Karam. Koşa. Sıkıntılarım, derdim çok büyük Sayın Başkanım. Biz 7 köyün muhtarlığını yapan bir merkez köyüydük. Bugün ise 3-4 tane eve düştük. Bunların tekrar geriye dönüşü için benim 4 tane teklifim var. Bunu kabul arz ederseniz. Onun için sizden ricam bir köyün etrafındaki arazilerimizin sulanması. Bu Bostepe Barajı nedeniyle bizim köyümüzün bayağı büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Arazimiz ikiye bölündü. Ben geçen hafta da dilekçe vermiştim. Dilekçemiz red geldi. Buna rağmen bizim köyde yaşayabilmemiz için sizde istirhamın bize yardımcı olun. Köyün etrafındaki 300-400 dönüm arazimiz var. Onu bir sulu tarıma çevirirsek orada yüzlerce ailenin geçineceğini ve hem devletimize hem de şehrimize hem de belediyemize büyük katkılar olacağını saygılar arz ediyorum. Altyapımız yok. Mezarlığın etrafı çevrilmiş. Cumhuriyet tarihinden bu yana bizim daha asfaltımız yok. Bunu size en içten
Yani yol nereden ayrılıyor? Bizim de Bostepe'den mahallesi. Sağ taraftan ayrıldı. Bu yazın birkaç sefer şey var, yaran oldu. Sayın Genel Başkanı bize yardımcı olur. Dört defa bize araç tahsis edilen size ve ona canı gönülde teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı. Ama bunu da dikkate alırsanız yol kaç kilometre? Size milyatlar kalmış. Efendim yol kaç? 13 kilometre Sayın Başkanım. Hepsi de şey mi? Stabilize yani. Stabilize mi şu an? Evet Sayın Başkanım. Kaç tane köyü kaldı? Sayın Başkanım biz 50 seçmenimiz var ama sürekli gidip geliyoruz ailelerine. Bizim önce Hekimhan'a bağlıydı. Bizim en çok kararı sırlık tutmanı. Herhalde 5-6 aile var herhalde. Biz yazana bağlıydı. Onu sizden bekliyoruz Sayın Başkanım. Satılarda bir ifade edeyim de bilgi olarak birçok yerde ifade etmek gerekiyor bunu. Yani kırsalın veya köylerin nüfusu azalıyor diye geçen bir şey değil. Bu yazın hana ait bir gelişme değil. Bu Malatya ait, Doğu'ya ait, Batı'ya ait bir yer değil. Antalya'ya gidin, köylere eksiliyor. Karadeniz'e gidin, köylerinde yaşayan adam kalmamış. Avrupa'ya gittiğiniz zaman da aynı şeyi oralarda gördünüz. Dolayısıyla insanlar artık daha çok toplu alanlarda, sosyal alanlarda, spor alanlarda ihtiyacı cevap verebilecek şeyi toplu alanları tercih ettiği için bu bir tercih meselesi. Ama biz buna rağmen kendi bölgemizdeki tarım alanlarını en üst verimliğe çıkarmamız lazım. En ücra köşede yaşayan hemşehrimize de elimizden gelen her türlü hizmeti götürmemiz lazım. Ama birçok gittiğim yerde insanlar endişeli. Yani Türkiye'ye gidiyor, aynısı Arapya'ya gidiyor. Ya bizim buraya eskiden 100 haneydi, şimdi 20 hane kaldık. Bizim halimiz ne olacak? İşte bizim buraya bakan yok.